Dostlar merhabalar. Şimdi de üçgende açının yeni nesil sorularını gömeceğiz arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeyelim. Vira bismillah diyelim. Şu işi de bir öğrenelim arkadaşlar. Nasıl sorular varmış görelim. Şimdi birinci sorumuz dostlar bir katlama sorusu. Şimdi üçgende açıda zaten sorabilecekleri 5 çeşit soru var arkadaşlarım. Onları da burada ben hepsinden bol bol koymaya çalıştım yeni nesil versiyonlarından. Bu 5 çeşit sorudan biri de katlama sorusu. Şimdi katlama sorusu hani bu sene üniversite sınavında %99 karşımıza gelecek arkadaşlar. Tabii bu katlama üçgende açı da olabilir. Üçgende uzunluk da olabilir. Üçgende alan sorusu da olabilir. Yani soru konunun ne olduğunu bilemeyiz ama mutlaka bir katlama sorusu gelecek. Üçgeni de katlayabilir, dörtgeni de katlayabilir, bir daireyi de katlayabilir arkadaşlarım. Biz bunların hepsini göreceğiz zaten. Yani her konuda mutlaka katlama sorusu sordum dostlarım bolca. Siz iyice öğreneceksiniz. Ama bilmenizi istediğim daha ilk sorudan şu katlamayı güzelce öğrenmeye başlayın arkadaşlarım. Katlama sorularında bilmenizi istediğim mevzu şu. Bir katlama sorusunda 3 adım vardır. Bu 3 adımı her katlama sorusunda mutlaka yaparsınız dostlarım. Ve sonrasında artık açı sorusuysa açı bilgisi, uzunluksa uzunluk, alansa alan bilgisi kullanıp soruyu rahat bir şekilde çözersiniz. Ama şu katlama sorularında şu 3 adımı güzelce öğrenin ve her soruda mutlaka gösterin. Şimdi birinci adım şu. Birinci adım. Katlanmış şekli geriye açacaksın dostlarım. Ben şöyle söyleyeyim. Siz gerekirse notunuzu alın kenara. Katlanmış şekil geriye açılacak. Bu birinci adım. Her soruda ilk iş bunu yapacaksınız. Şimdi burada katlanmış kısım şu mavi kısım. Geriye açmak istesem C üssünü C'ye getireceksin. Ha, bu amca bu soruda bizim için zaten geriye açılmış şeklini çizmiş. Yani birinci adımı direkt es geçiyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten yapılmış birinci adım. Bunu birçok soruda yapacaklar. Yapmazlarsa da biz kendimiz şuraya bir üçgen çizecektik. Bunu geriye açacaktık. Tamam. Birinci adımı hallettim. Geldim ikinci adıma. İkinci adım. Unutmayın. Kat çizgisi yani ne boyunca katlandıysa bak diyor ki DE doğrusu boyunca katlanıyor. Ona biz kat çizgisi diyoruz. Buradaki kat çizgisi DE'dir arkadaşlarım. DE. Kat çizgisi açı ortay olacak daima. Yani katlanmadan önceki şu DC ile katlandıktan sonraki DC üssünün açı ortayı olacak DE. Ama unutma hem D'den açı ortay hem de E'den açı ortay olacak arkadaşım. İkisini de göster mutlaka. Üçüncü adımda son adımda şu dostlar. Katlanmadan önceki her şey katlandıktan sonraki her şeye eşit olacak. Eşit olacak. Yani DC'yi katladın, DC üssü oldu ya, eşit olacak bunlar zaten göstermişim. EC'yi katladım, EC üssü oldu ya, eşit olacak. Bak açıyı unutma. C açısı katlandı, C üssü oldu, eşit olacak. Bunu da göster. İşte bu üç adımı her soruda gösterin dostlarım. İlla üçü de işe yarayacak diye bir kural yok. Birinci adımı zaten %100 göstereceksin. Ama ikinci adım işte bunun açı ortay olması her soruda işine yarayacak diye bir kural yok. Bilemezsin sen hangi soruda işine yarayacak, hangisinde yaramayacak. Ya da ne bileyim bu soruda mesela bakın şuranın şuraya eşit olması veya buranın buraya eşit olması hiçbir boka yaramıyor kardeşim. Ama sen göstereceksin. Çünkü bilemezsin sen hangisi eşit, hangisi yarıyor, yaramıyor bilemeyeceğin için sen mecbur göster gitsin dostum. Şimdi devamını yapalım artık. 40 ise şurası 140 olacak. 70-70 diye paylaştırdık bunları. Bak soruya dikkat ederseniz bu bir eşkenar üçgenmiş. O halde şuralara 60'larımızı da biz bir çakalım. Eşkenar üçgen madem. Şurada 70-60 daha 130. Buraya 50 kaldı diyelim. 50 olacak burası da. Toplam 180'i paketledim arkadaşlarım. Görüyorsunuz yani katlamanın 3 adımını uyguladıktan sonra soru zaten dünyanın en basit sorusu. Çorap söküğü gibi böyle bulmaca gibi tek 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 yerleştirdik gitti. Hadi bakalım ikinci sorudayız. Bakınız bu da bir katlama sorusuymuş kardeşim. Hadi şunu da hemen bir gömelim. Bak şimdi ne diyor?
Şimdi son şeklimiz burada. O zaman birinci adımı yapalım. Çünkü katlanmış şekli geriye açacağız demiştik. Hadi bunu bir gösterelim. Yani şu konuma getireceksin. Üstteki konuma getireceksin. Son halini. Hemen geriye doğru açıyorum kardeşim. Lütfen bunu ihmal etme. Katlanmış şekliyle katlanmamış halini mutlaka bir arada görmen lazım dostum. Şimdi B noktası buradaydı. AB'yi AB üstüne yapmış. Geriye açtım ben. AD boyunca katlandı dediği için AD kat çizgisidir. Açıortay olduğunu gösteriyorum buradan. Alfa alfa diyorum. Bu taraftan da açıortay olduğunu gösteriyorum. Hatta bakın 10 ise 170 kalıyor. 85 yazıyorum buralara. Bunu da gösterelim. Sonra B üssü açısı mutlaka B'ydi. Daha önce katlanmadan önce bunu gösteriyorum. AB'nin AB üssüne eşit olduğunu, BD'nin B üssü D'ye eşit olduğunda gösteriyorum. Yine bu eşitlikler bir boka yaramayacak ama olsun, ben yine de gösteriyorum. Sonra soru bize şuranın 20 olduğunu zaten söylemiş arkadaşlarım. Peki 10, 20 daha 30. O halde şurası 30 oldu. 85, 30 daha 115 yaptı. 115 ise alfaya kaldı. 65, 65 diyebiliriz. Cevap Denizli'den çıktı bile çoktan. Evet, yeni bir nesil bir soru daha, fakat katlama sorusu falan değil. Arkadaşlar, yeni nesil soru dediğiniz amca normalde üçgeni çizerken biz hani böyle çizgiler kullanıyoruz ya klasik sorularda. Bunun yerine işte ne bileyim buradaki gibi kibrit çöpü kullanıyor. Üçgen yaparken çizgi çizmiyor da kibrit çöpü yapıyor. Ağaç çiziyor, ne bileyim aklına gelen kuş, ne bileyim herhangi bir elektrik direği, kablo, mablo derken İşte oluyor sana yeni nesil soru kardeşim. Öyle yeni nesil soru deyince aman aman bir soru zannetmeyin. Genelde yeni nesil sorular, hatta genelde değil çoğunlukla diyeyim, hatta hep kolay olur arkadaşlarım. Normal klasik sorulardan daha kolaydır, haberiniz olsun. Şimdi burada tabii neye dikkat edeceksin? Hocam hani soruda belirtmiştir illaki eş kibrit çöpü, bakın burada demiş ama demese bile kibrit çöplerinin boyları birbirine eşit değil mi kardeşim? O zaman şu kırmızı kibrit çöplerinin oluşturduğu üçgen ister istemez bir eşkenar üçgen oldu mu? Mecbur. Çünkü boyları eşit. O zaman şuraların açılarına 60-60'ları bir yazalım biz dostlarım. Bakın burası 95. Tabii ki şurası da 95. İşte şurası 85 oldu. Topladım 85. 60 daha 145. Şuraya 35 kaldı. Hani bir işe yarar illaki diye gördüğüm şeyleri yazdım. Devam edelim. Diğer iki kibrit çöpü de birbirine dikmiş dostlar. O zaman şurası da 90 derecedir. Bunu da çakalım. Tersi burası da alfadır. Bunu da yazalım. Şimdi bundan sonra seçeneğim bol. İster şu ortadaki dörtgenin iç açılarının toplamını 360'a eşitleyip soruyu çözebilirsin. Bu bir. İki. Hocam ben şurada 90, 35 daha 125 yaptı. Şuraya 55 kaldı. Bunu yazayım. 55 ile 60'ın toplamı 115'tir. Bir dış açıya eşittir. O halde alfa 115'tir deyip buradan da bulabilirsiniz dostlarım sorumuzun cevabını diyelim. Evet, 4 numaradayız ve yine bir katlama sorusuyla karşı karşıyayız. Artık biliyorsunuz dostlar, bak DE boyunca katlamış. Tamam, o zaman DE açıortay. Şurası 35. Bu tarafı da gösterelim açıortay olduğunu. Sonra şu açıyla katlanmadan önceki halinin eşit olduğunu gösterelim. Bu kenar bu kenara, bu kenar bu kenara eşit, bunu gösterelim. Ha, işimize yarayacak yaramayacak, biz gösterdik. 35, 35 daha 70. Şuraya kaldı 110. 110, 40 daha 150. Şuraya kaldı 30 diyelim. Bildiğim her şeyi yazdım kardeşlerim. Bakalım başka neler varmış. AB, AC'ye eşitmiş. İkiz kenar üçgenmiş bu. AB ile AC birbirine eşit iki kenarmış ki tepe açısı 40 olan bir ikiz kenar üçgen. O halde taban açılarına toplam 140 kaldı. 70, 70 diye de bunları parçaladım. Bak bu 70 buraya da eşit değil mi? 70 katlanınca buraya gelmişti. Bu da 70. 70 ile 30'un toplamı 100, alfaya kaldı. Bursa paketledik gitti goberler. Evet, 5 numaradayız. Yine katlıyoruz dostlarım. Bakın dik üçgenin şu sağdaki kısmını katlamış, solun üstüne getirmiş dostum. Ben o yüzden şimdi tekrar geri açıyorum. Geri açmak daha kolay. Çünkü neden? Buradaki şekil sana kopyayı veriyor. Birinci şekil zaten. Bunun aynısını yapıyorsun işte kardeşim burada. Bakın şöyle getirdim. C buradaymış. Hatta burası 40'mış dedim. Burası kesinlikle açıortay olacak kat çizgisi dedim. Burası 90'mış. 90, 40 daha 50. Şuralara 25, 25'i yapıştırayım. Bu 40,
katlandı buraya geldi, buraya da 40 yazalım. Hocam şurası 90, 40, buraya 50 kaldı, bunu yazalım. Sonra, şimdi burada bir de şunu görelim dostlar, bak. Bu kenar katlandı, buraya geldi, doğru mu? O da şu AD, hani açıortay olacaktı ya, bak bu AD açıortay olduğunu burada da gösterirsen işin kolay, bitti soru. Şurası 50, 2 alfaya 130 kaldı, 65-65 paylaştılar dostlar, cevap Edirne'den çıktı gitti bile. Evet, şimdi de bir döndürme sorusuyla muhatap olacağız arkadaşlarım. Bakalım döndürmelerde neye dikkat edecekmişiz, bunu görelim. Şimdi kardeşler, döndürmelerde bileceksin ki sürpriz bir ikizkenar çıkacak karşına. Önce bunu bir bil. Sürpriz ikizkenar üçgen gelecek. Bir kere bunu bilelim arkadaşlarım. İkizkenar kesinlikle çıkacak karşımıza döndürme sorularında. Ha, sen bu ikizkenarı kullanacaksın, kullanmayacaksın onu bilmiyorum ama genelde de kullanırız, haberiniz olsun. Peki döndürme sorularında şimdi ABC üçgeninde sen şu kalem diyelim buna, elindeki kalemi sabaha kadar döndür kardeşim. Ha, böyle çevir. Boyu değişir mi kalemin? Değişmez tabii ki. Buna dikkat edeceksin. Şimdi bu AC'yi, hani hipotenüs ya AC, döndürmüş, A üssü C yapmış kardeşim. Lan boyu değişecek mi? Kesinlikle hayır, değişmeyecek. Bunların ikisinin eşit olduğunu gösterdim. Peki AB'yi döndürmüş, A üssü B üssü yapmış. Boyu değişti mi? Hayır. Peki CB'yi döndürmüş, CB üssü yapmış. Boyu değişti mi? Hayır. Dostum bu boyu değişmez muhabbetini de göster. Ha, bak burada mesela şu tek çizgiyle şu tek çizginin eşit olması bir boka yaramıyor. Şu iki çizgiyle iki çizginin eşit olması bir boka yaramıyor. Sen bilemezsin bunu. O yüzden hangi kenar döndükten sonra nereye geldi, onların eşit olduğunu sen mutlaka göster kardeşim. Mutlaka. Peki hocacığım. Tamam canım hocam. Şimdi eşitliği gösterdik. Bak burada S ile S ikiz kenar üçgen oluşturdu. Gördün mü? Bak tepesi burada. Güzel bir ikiz kenar çıktı. Yani bu açıyla bu açı kesinlikle artık birbirine eşit. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin bunu kardeşim. Peki şimdi kaç derece döndürmüş? 100 derece döndürmüş. Dönme açısını vermiş bize kardeşim. Hemen ne yapacaksın? İşte bu S döndü buraya geldi ya, bak bu kenar döndü, bu kenar oldu. İşte dönmeden öncekiyle döndükten sonraki arasındaki açı 100 dereceymiş. 100 derece dönüp de buraya gelmiş. O halde burası 100'dür. Şuraya da 20 kaldı kardeşim. Peki tepesi 100 ise bunlara 80 kaldı. 40-40 paylaştık mı bunları? Sonra bu 20, burada 90 var. Şuraya 70 kaldı. 30'u da yazalım mı kardeşim? Bak bize neyi soruyor? B üssü, A üssü de zaten şu 30'u soruyormuş bize. Paketledik gitti dostlar cevap. Dönme sorusu da yine her konunun içerisinde çıkacak karşımıza. Dikdörtgeni, üçgende, alanda bir döndürme yapacağız. Ne bileyim, aklına gelen her konuda döndürme vardır dostlarım. Tıpkı katlama soruları gibi. Daha da iyi öğreneceksiniz inşallah döndürmeleri diyelim. Evet, 7 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakalım bu soruda ne yapacağız diyelim. Yalnız bu soruyu ben galiba kaldırmıştım arkadaşlar. Bir hata var diye düşünmüştüm. Bunu iptal etmiştim. Yenisini şimdi hemen koyacağız. O yüzden burada bir durdurayım ben bu videoyu. Yenisini hazırlayıp öyle devam edelim soruları çözmeye. Evet, 7. soru doğrusu bu arkadaşlarım. Şimdi diğer önceki videoda 7. soru başka bir soru olarak gözüküyordu burada. O da hatalı bir soruydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam, tam emin değilim. Değiştirmiştim soruyu, o yüzden şimdi buradan doğrusundan devam ediyoruz dostlar. Şimdi ne diyor 7. sorumuz? Aşağıda bir masa üstünde üstten görünümleri dikdörtgen biçiminde olan 3 özdeş matematik kitabı ve geometri kitabı gösterilmiştir. Şimdi bunlar özdeşmiş dostlarım, bu kitaplar dikdörtgen şeklindeymiş ve özdeşmiş. Bu ne demek? Hepsinin kısa kenarı eşit uzunlukta demek. Şöyle hepsinin kısa kenarına eşit uzunluk yazalım. Hepsinin uzun kenarı da eşit uzunlukta demektir dostlarım. Bunu da böyle bir göstermiş olalım. Şimdi başka ne biliyoruz? Dikdörtgense şu açıların her birinin 90 derece olduğunu biliyoruz dostlarım. Şuraya da 90'ımızı çakalım. Bunların her biri 90 derece. Sonra şurası 90, 60, 30 geldi. İkiz kenar olduğu için 30 geldi. 30, 30, 60'tır. Şuraya 120 kaldı.
90, 90, 180, 120 ise buraya da 60'ı yapıştırdım ve bakın ne çıktı karşımıza? Klasik sistemde öğrendiğimiz bir taktik. İki tane birbirine eşit doğru oluşturdukları açı 60 derece ise uçlarını birleştirip eşkenar üçgeni tamamlıyorduk ve yeni bir ikizkenar üçgen çıkıyordu karşımıza. Bakın şurada da ikizkenarımız çıktı. 55 ise bu da 55. Topladım 110. 70 geldi. Şurası toplam 130 geldi arkadaşlarım. 2.90 da burada var. 130 ise 50 kalıyor. Üçüncü açımıza dedik. Paketledik. Geçtik. Evet. Geldik hemen. Bir sonraki sorumuza. Şöyle indirelim aşağıya doğru. Evet. Düzlem aynada yansıma sorusu arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız görelim. Şimdi 30 derece. Bunu şunu bileceğiz düzlem aynada yansıma sorularında. Gelen ışının aynayla yaptığı açı, bakın şurada gelen ışının aynayla yaptığı açı 30 derece ya, giden yansıyıp da giden ışının da aynayla yaptığı açıya eşit olacak. Bunu bileceksiniz dostlarım. Bilardo masasında bir soru tipimiz olacak. Orada da aynı kural geçerli olacak. Onlara da öğreneceğiz tabii ki. Bakın zaten burada diyor ki bir ışığın gelme açısının ölçüsü ile yansıma açısının ölçüsü birbirine eşittir. İşte bu gelme açısı neresi, yansıma açısı neresi, onu söylemiş oldum ben de bir yerde size. Peki başka ne biliyoruz? Hocam burada bir 70 derece var. Bakın giderken giden ışığın aynayla 70 yapmış. O halde gelen ışın da aynayla 70 derece yapacak. Bunu da yazalım. 70, 70, 140 şu araya 40 derece koyalım. Şimdi bundan sonrasıyla oynayacağız arkadaşlarım soruyu. Demiş ki şurayla şurası da birbirine paralel olduğunu söylemiş. Şöyle bir şekil var bak orada, ben senin için göstereyim. Şöyle bir açı var, 30 derece ile geliyor. Şurada bir alfa yapmış, dönmüş bu şekilde alfa ile gelmiş. Ve alttaki paralel doğruya da şurası 110 derece olacak şekilde bir açıyla gelmiş arkadaşlarım. İşte M harfini gördüyseniz 30 ile 110'un toplamı alfaya eşitti hatırlarsanız. Sağ tarafa bakanların toplamı sol tarafa bakanlara eşit kuralından cevabım Ceyhan'dan patladı gitti dostlarım. Evet geldik 9 numaralı sorumuza, bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki şekil A, B, A, B ise C doğrusal olacak şekilde 6 A, B, C doğrusal olacak şekilde 6 adet ikizkenar üçgenden oluşturulmuştur diye söylemiş. A, B ise C. Biraz değişik bir cümle olmuş herhalde arkadaşlarım burası. D, A, C açısının ölçüsünü istiyor. D, A, C açısının da ölçüsünü istiyor. Şurayı istiyor bizden. X diyelim. Tabii ki ikiz kenar olduğu için bu da X olacak. Aynı ikiz kenarlar olacağı için eş demiş bunlara. Her birinin tabanındaki eşit açılar X derece olacak diyelim arkadaşlarım. Biz şuralara hepsine X yazalım. Anladığım galiba ABC doğrusal olacak şekilde diyor değil mi? Yukarıdaki şekil A, B ve C doğrusal olacak şekilde demek istemiş herhalde. Bir çözelim bakalım o şekilde. Şimdi şurası 180-2x'tir. Bu da 180-2x. Bu da. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane 180-2x var. Artı bir de şu x var ki bunların toplamı doğrusal olsaydı 180 olacaktı. Bir toparlayalım. Şimdi 5 tane 180 geliyor 900. Eksi 5 kere 2 10x artı x eşittir 180. Şurası eksi 9x yaptı. Bu tarafa atalım 9x olsun. 180'i de bu tarafa atalım. 720 kaldı burada. 9'a bölelim. 8 kere 9 72. Demek ki 80 geliyor x dediğimiz açı. Bize de x'i mi soruyor? DAC. Evet, x'i soruyor. Bursa'dan çıktı. Evet, cevabında Bursa diye belirtmişim. Demek ki burada demek istediği, yani cümlede bir yanlışlık var. Şurası V olacakmış arkadaşlarım. ABC doğrusal. Yani şurası evet 180 dereceymiş. Cevap buradan geliyormuş. Evet, 10. sorumuz dostlarım. Bakalım bu ne diyor? A, B ve C. İkizkenar üçgenlerinde AB eşittir BC'ye, DE eşittir CE'ye ve DEC 20 ve alfa derecedir demiş bunlarda. ABC üçgeni C köşesi etrafında A noktası
CE üzerine gelene kadar döndürdüğümüzde AB ve DE kenarları 130 derecelik açıyla kesiştiğine göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Güzel de bir soru olmuş galiba. Biraz böyle kafa karıştıran da bir soru olmuş. Şimdi bir daha okuyalım. ABC üçgeni C köşesi etrafında döndürüyorum. A noktası CE üzerine gelene kadar döndürüyorum. Şimdi A noktası CE üzerine gelirse, A noktası buraya gelirse yeni ikizkenar üçgenim şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şöyle bir ikizkenar ve alfa da buraya gelmiş olacak. B köşesi de buraya geldi. Tabii ki bu da bir ikizkenar üçgen. Şöyle gösterelim. Böyle bir durumda da diyor ki AB ile DE doğruları 130 derecelik açıyla kesişiyormuş dostlarım. Madem ki burası 130, o halde şuradaki iç açısı 50 derece olacak. 50, 20 daha 70, şuraya 110 kalacak. Tabii ki şurası da 70 geldi. 70 ise bu da 70 oldu. 70, 70, 140, alfaya da 40 kaldı. Cevap Denizli'den patladı gitti dostlar. Evet, geldik 11 numaralı sorumuza. Şimdi burada birazdan zil çalacak arkadaşlarım. Kaçta çalacaktı zil? Şöyle bir hesaplayayım. 9'da girdik. 9.40, 9.50. 10.30'da çalacak. Yani 10 dakikamız daha varmış yaklaşık olarak. Hemen o zaman bir soru daha çözelim ya. Öyle devam edelim. ABC, ACB, alfa, alfa, beta, x, x diye gördük. İkizkenar üçgeni merkez olacak şekilde birleştirerek şemsiye yapılmak isteniyor. Şimdi A köşesi birleştirilecek. Bak A'ların hepsi burada. Yani şuradaki açılar hep beta, beta, beta. Beta, 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 beta. Şunlar da tabii ki alfa, alfa olacak şekilde hep birleştiriliyormuş. Peki, hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Şimdi alfa 75 olursa. Şimdi alfa 75 ise kardeşim 75, 75 daha 150. Beta'ya ne kaldı? 30 kalıyor bu durumda beta'ya. Bu durumda beta 30 oldu. Ve beta 30 ise kaç tane bu şekilde beta'yı yan yana birleştirirsem 360 yaparsın diye soruyorum. 12 tane beta'yı yan yana koyduğunda 360 yapıyor değil mi? 12 tane 30. Dolayısıyla 12 parça evet tam bir şemsiye yapar. Bir kesinlikle doğrudur arkadaşlarım. 2'ye gelelim. Alfa 70 olursa, şimdi 70, 70 daha 140, buraya kalır 40. E kaç tane 40'ı birleştirdiğinde 360 yapar diye soruyorsun. 360'ı 40'a böl 9. 9 parça gereklidir. O zaman bu da doğru. 1 ve 2 doğru arkadaşlarım. 3'e bakalım. Alfa 80 olursa, hadi 80 ise alfa. 80, 80, 160. Beta'ya 20 kalır. Peki. Beta 20 ise beta 20 ise şeklin çevresi 18x olur diyor. Beta 20 ise arkadaşlarım evet 18 tane buraya şöyle üçgen dizmen gerekir. Toplam 18 tane üçgen dizmen gerekir buraya. Bu doğrudur. 18 çıkar. Şunların hep üçgen sayısı. Ama x dediğimiz yer buralar arkadaşlarım. Şuralar. Şu kenarın uzunluğunu bilmiyorum. Bak k dediğim yeri bilmiyorum ne olduğunu. Burayı bilmediğim için K'yı çevresi 18K çıkar. X ile işi olmaz çevrenin. O yüzden 3 yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. Hadi bir tane daha çözüyoruz. Aşağıda bir pergelin kollarının iki farklı konumdayken elde edilen görüntüsü verilmiştir. Kolların uzunlukları birbirine eşit. Buralar eşit. Peki şurası da alfa o zaman. Bir de şekil 1'de kolları arasında oluşan açının ölçüsü 34 derecedir. Pergenin kolları arasındaki açının ölçüsü her iki tarafa 8 derece daha açılırsa bak 8 derece bu tarafa getiriyormuşum. 8 derece de bu tarafa getiriyorum. Yani 34'ün artı 16 daha ekliyorum 34'e. Ne oluyor o zaman? 16 eklersem 40, 50 oluyor arkadaşım burası. Bu durumda alfa kaç olur diyor. 50 ise 130, 65, 65'ten soruyu paketliyorum dostlarım. Cevap Ceyhan'dan geliyor. Bakın zor görünümlü ama ne kadar kolay bir soruymuş. Basit bir ikizkenar üçgen sorusuymuş. Çözdük bitti bile. Evet bir pencerenin açık ve kapalı halini gösteriyor bize burada. Siz şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Ben bu pencerenin şu kenarını kapattığımda tam AB'nin üstüne geliyor değil mi bu pencerenin kenarı? O halde mutlaka bu uzunluklar eşit olacak diyeceksiniz. Aynı şekilde CE'yi kapattığında tam buraya denk geliyor. O halde bunlar eşit olacak diyeceksiniz. Şimdi diyor ki sol kanadını 40 derece aç. O halde burası 40. 140 kalıyor şu eşit ikiz kenarın açılarına. 70, 70.
Bunu da 50 derece aç diyor. O halde 65-65 oldu buralarda. Bakın ne çıktı toplam? 70-65 daha 120-130-135 alfaya da kaldı. 45 paketledik gitti soruyu arkadaşlar. Hadi bir tane daha yapalım. Aşağıda bir fotoğraf albümü sert. Burada da bakın aynı üstteki soru gibi. Şu sayfanın şu kısmı kapandığında buraya tam denk geldiği için bunlar eşit. Şimdi bu da aynı sayfa, o da tam buraya denk geldiği için bu da eşit. Aynı sayfa bu da eşit arkadaşlarım. Dolayısıyla burada bir sürü ikizkenar üçgen çıktı karşımıza. Alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Bakın bunu pratikte çözebiliyoruz ama biz şimdi normal yolla çözmeye çalışalım. Şöyle yapalım hemen dostlarım. Şuraya x diyelim. Bakın bu açı alfa artı x oldu. O halde şurası da alfa artı x olacak. Sonra şu x ise bunların eşitliğinden burada x geldi kardeşim. Bakın şu açıyı kitlenin şimdi. Bu açıyı bu üçgenden yazmak istesem iki iç açının toplamı yani iki alfa ile x'in toplamı buradaki açıya eşit. Aynı şekilde şu üçgenden 20 ile x'in toplamı da yine aynı yere eşit. Bakın x'ler gitti. 2 alfa 20, alfa da 10 geldi. Şimdi biz bunun klasik sistemde çözmüştük. Hatta taktiğini de verdik. Dedi ki bir noktadan çıkan 3 tane doğru. Bakın burada 3 tane defter yaprağı çıkmış. Birbirine eşit ise cevap verilenin ya yarısı ya kendisi ya iki katı demiştik. Burada 3'ü de olduğu için ben cevabı kendim bulma gereği duydum arkadaşlarım. Hemen işaretledim geçtim. Evet 14 yine bir lazerli bir soru ama 3 dakika sonra da zil çalacak arkadaşlarım. Burayı da 2 bölümde çekmeye çalışalım biz. Burada duralım. Sonra ben gerekirse videoları birleştiririm arkadaşlarım. Hadi öpüyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerim merhabalar. En son 15. soruda kalmışız dostlar videomuzu çekerken. Zil çalmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim. Bu videoları da muhtemelen birleştireceğim dostlarım. Tek bir video halinde size sunmaya çalışacağız. Şimdi bakalım bu sorumuzda ne diyor? Yine bir düzlem ayna sorusu. Işın yansıyor falan. Bakalım. Işık kaynağından gelen ışın aynaya gelme açısı ile eşit açı yaparak aynadan ayrılır diyor dostlarım. Bunu birazdan ben de açıklayacağım zaten. Şekilde birbiriyle 40 derecelik açı yapan ayna düzeneğinin üstten enine kesiti verilmiştir. Tamam. Ahmet elindeki lazer ışık kaynağını birinci ayna ile 75 derecelik açı yapacak şekilde tutuyor. Bakın aynayla birinci aynayla gelen ışın 75 derece yapıyormuş. Şimdi ışın lazerden çıktığı aynaya buraya kadar geldi. Şöyle gelen ışın bu. Gelen ışının aynayla yaptığı açı giden ışının aynayla yaptığı açıya eşittir dostlarım. Düzlem aynadaki kuralımız bu. Yani şu yukarıda anlattığı olay buydu dostlar. Peki devam edelim. 75-40 daha ne yaptı? İşte 115 yaptı dostlarım. O halde şuraya da 65 kaldı diyelim. 65'imi de yazalım buraya. 65 bakın bu ışının aynaya gelirken yaptığı, aynayla yaptığı açı. O halde aynadan ayrılırken, giderken yaptığı açı da aynayla yaptığı açı da buna eşit olacak. Bu da 65. Şimdi 65-65-130 yaptı dostlarım. Şu aradaki açıya da kaldı 50 derece. Bunu da söyleyelim bir. Şuradaki aradaki açıyı da bulalım. 75-75-150. Buraya da 30 derece kaldı. Bakın bize alfayı soruyor dostlar. Şimdi şu üçgende alfayı gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz artık. Neler var? 75, 30 daha 105, 50 daha 155. 155 ise alfamıza ne kalacak? 25 derece kalacak. Yapıştır gelsin dostum. 25'imiz Ceyhan'da mevcut. Evet devam edelim. 16. sorudayız arkadaşlarım. Biraz da büyütelim bunu. Şekil 1'de diyor Aybüke ikiz kenar üçgen biçim kartondan 4 tanesini masa üzerine boşluk bırakmadan bakın sınavda 2 defa çıkmış bir soru tarzıdır bu. Şöyle bir ikiz kenar üçgeni birbirleriyle yapıştırıyorlar. Yeni bir şekil çıkıyor. Bize de bir açı soruyor dostlarım. 2 defa sorulmuş. Üniversite sınav sorularının içerisinde de göreceksiniz bunu. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz bu x'leri buraya da yerleştirdim. Burası x'miş. Burası x. Şu ikiz kenarında buraları x, x. Bu ikiz kenarın burası ve burası x. Bunun da buraları x.
Şimdi ikiz kenar üçgenimin eşit olmayan kenarına şu simgeyi koyuyorum. O halde burada bu simgeyi buraya koyduk. Şu ikiz kenar üçgende de simgeyi buraya koyduk. Bakın burada ne çıktı? Bir ikiz kenar üçgen daha çıktı. Şimdi şu eşit kenarlarına da bu simgeyi koymuş. Biz de koyalım şöyle. Şöyle yaptığınız zaman bakın şu beyaz olan üçgende bir ikiz kenar çıktı. 40 ise buraya da 40'ı yazdım. Sonra şu ikiz kenarı kullanalım arkadaşlarım. Tepesi 2x. Taban açıları 40 artı x ile 40 artı x geldi. Yani 80 artı 2x de buradan geldi. İşte bunların toplamını 180'e eşitlediğinizde 4x eşittir 100 yapar. X eşittir 25. Ceyhan'dan patladı gitti sorumuz kardeşlerim. 17 numara bir katlama sorusu dostlar. Hemen gömmeye çalışalım. Bakın DE boyunca katlanıyormuş. Biz ne demiştik? Katlama sorularında 3 adımımız vardı. Birinci adım katlanmış şekli geriye açın demiştik. Şimdi geriye açalım. Şöyle öncekiyle çakışacak ama çok umursamayın onu arkadaşlarım. Geriye doğru açtık. Yani B köşesi normalde buradaydı. Ve B açısı 50 dereceymiş. Dolayısıyla katlandı buraya geldi. Bu da 50 derece oldu. Kat çizgisi açıortay demiştik ikinci adımımızda. DE bizim kat çizgimizmiş. Hem buradan bir açıortay olacak hem de Edirne'den açıortay olacak kardeşim. Şimdi bunu konuşalım. 56 ise 124 kalıyor bu ikisine. 62 62 paylaştılar. 62 50 daha 112 yapar. O halde buraya 68 kaldı diyelim. Bu da 68 oldu. Topladık 68 68 daha 120 16 daha 136 yaptı. X'e de kaldı 44. Cevap Bursa'dan patladı gitti kardeşler. Evet, 18. sorumuz açı ölçerli bir soru. Yine yeni nesil sorularımızdan bir tanesi. ÖSYM artık bunu da soracak diye düşünüyorum. Böyle açı ölçerli bir soru sorar diye tahmin ediyorum. Bakın böyle açı ölçerle sorular sorulduğunda normalde aşırı kolaydır. Mesela MSÜ'de bir soru sordular. Galiba 2018 yılında olması lazım. Yine benim son sayfamda soruların içerisinde göreceksiniz onu dostlarım. Ama aşırı kolaydı. Sadece açıyı bulmanızı istiyordu. Bu biraz daha diğerlerine nazaran bir tık daha zor gelebilir arkadaşlarım. İyi dinleyiniz lütfen. Şimdi B açısı hesaplanmış diyor. Şöyle baktığınızda B açısını nasıl hesaplıyoruz dostlarım? Açı ölçerle nasıl hesaplanır açı? Şimdi açının geçtiği doğruları kaç dereceden geçtiğini söyleyeceksiniz. 150 ile 120. İşte bunların ikisinin farkı 30 derece. Bu bizim açımızın ölçüsünü verecek. Yani bir üçgen düşünün arkadaşlarım. ABC üçgeni. B açısının ölçüsünü biliyorsunuz. ABC üçgeninin B açısının ölçüsü 30 dereceymiş. Şimdi yalnız bu ABC üçgeni ikizkenar bir üçgenmiş. Bize de diyor ki A'nın alabileceği değerlerin ölçüleri toplamı kaç derecedir? Şimdi A'yı da bize soruyor. Şimdi üçgen ikiz kenar diyor ama hangi iki kenarının eşit olduğunu bilmiyoruz. Biz o yüzden 3 durum var. 3 durumu da tek tek inceleyeceğiz. Şimdi AB ile AC eşit olsa B 30 derece olduğu için C de 30 olacak. 30 30 60 bu durumda X'e 120 derece kalacak. Yani A'nın alabileceği birinci değer bu. 120. Peki şimdi ikiz kenarın hangi iki kenarının eşit olduğunu bilmediğimiz için her durumu değerlendireceğiz. Ya bununla bu eşitse kardeşim, bir de bunu düşünelim. Şimdi B açısı 30 derece biliyoruz zaten. Açı ölçerden bulduk. Bununla bu eşit olsa. Bu durumda tepesi 30 olan bir ikiz kenar üçgen çıkacak karşımıza. A ile C açıları eşit olacak ve toplamları 150 olmak zorunda 75-75 kalıyor bu durumda. A'nın da ölçüsü 75 oluyor. Bakın 120, 75 daha 195 şıklarda var. Hemen işaretlemeyin arkadaşlarım. Çünkü bir durum daha var. Onu da burada gösterelim. Şimdi hangi iki kenarın eşit olduğunu kabul edeceğiz? Onu söyleyeceğiz. Şimdi yine B açısının 30 olduğunu biliyoruz. Şuraya yazalım. Burası da C. Peki ya AC ile BC eşitse bu durumda bir de ne oluyor onu görelim. Bu durumda da A ile B eşit açılar oluyor. A da 30 derece çıkıyor kardeşim ki A'nın üçüncü değeri de 30. Neydi? 120, 30 daha 150, 225 mi yaptı kardeşim? İşte doğru cevap Denizli'den
geldi. Taşıma sorusu arkadaşlarım, hemen bunu da halletmeye çalışalım. Bir eşkenar üçgen var. Önce şurada bir ikizkenar varmış. Onu bir söyleyelim. 160 ise 20 kalıyor eşit açılarımıza. 10, 10 paylaştırıyoruz bunları. Eşkenar üçgense buraya 50, 60 ve 50 derece kalıyor dostlar. Şimdi taşımış, buradan kesip şekil 2'deki gibi buraya yapıştırmış. Şurada 50 dereceyi bırakmış bu adam. Şimdi bu kenarla bu kenar eşitmiş. Bakın dikkat edin, taşıma sorularında kesip çıkartıyorsunuz bunu ya, kestiniz çıkarttınız. Kalan kısımların da şöyle eşit olduğunu, burada eşitse kaldıktan sonra da mutlaka eşit olduğunu gösterin. Sonra biz bu üçgeni aldık, buraya getirdik kardeşlerim. Tabii ki burada da mutlaka bunlar eşit olacaklar. Bunu da gösterelim. Şu açımızın ölçüsü 10 dereceydi. Şurası 10 dereceydi. Bakın burada ne çıktı karşımıza dostlar? 60 derece olan, tepesi 60 olan bir ikizkenar üçgen. Neydi bu üçgen aslında? Eşkenar üçgendi, değil mi? Diğer açıları da 60-60 geldiği için buna biz eşkenar üçgen dedik. E şurası kesilmeden önce 160 dereceymiş. Yine 160'ımızı yazalım. Bakın x'i bulduk bile çoktan. 160, 60 daha 220 yapar. 220 ise 140 derece kalacak benim x dediğim açıya. Evet, devam. 20. sorudayız. Bir döndürme sorusu. Diyor ki saat yönünde 30 derece döndürüldüğünde. Şimdi biz AB kenarını A üssü B yaptık. Şu kenar döndükten sonra boyu değişmeyeceği için buna eşit. Ve kaç derece dönerek buraya gelmiş? 30 derece. 30'u da gösterdim. Sonra BC kenarı buradaydı. Buraya geldi. Kaç derece döndü? 30 derece döndü. Bunu da gösterdik. Şurası 40, 90, 50 olmalı. O halde buraya 20 derece kaldı. A açısı 90 dereceydi. Döndükten sonra açı ölçüsü değişmeyeceği için yine 90 derece yazdım. Şu küçük dik üçgende 90, 20, şuraya 70 kaldı ki ters açımızda 70 olacak. Gayet basit bir kolay soruymuş, döndürme sorusuymuş arkadaşlarım. 70'i bulduk. Evet, geldik buna. Bir katlama sorusu. Bakalım ne diyor. Çakıştıracak şekilde katlıyoruz. Ortada bir 44 derece oluşuyormuş kardeşim. Buna göre BAC açısı kaç derecedir? Bakın bu sorunun aynısını iki defa klasik sorular kısmında çözdük. Bu da yeni nesil versiyonu, katlamalı versiyon. Şimdi şu önce katlama işini halledelim. Şimdi bu adam boyunca katlanıyorsa bu kerata, bu adam kesinlikle açıortay. Bu kerata katlanmadan öncekine eşit. Bakın ikiz kenar üçgen, açıortayı var, yükseklik olacak, kenar ortay olacak. Şu açıya A derece dersem bu açı da A derece olacak. Şimdi aynısını burada yapıyorum. Kat çizgisi açıortaydı, gösterelim. Katlanmadan önceki katlandıktan sonrakine eşittir, gösterelim. Yine ikiz kenardan B ise buraya da B yazıyorum. Şimdi dostlarım büyük üçgenin iç açılarını toplayacağız. A var, B var. Şurada da 44 artı A artı B var. Şimdi hemen hepsini toplarsak 2A, 2B ve 44'ün toplamı 180 olacakmış. Bu durumda 2A ile 2B'nin toplamı 136 yapar. Peki 2'ye bölersek hemen hepsini, A artı B'nin toplamı da 68 bulduk. Bize neyi soruyordu? Buradaki açının tamamını, A, B ve 44'ün toplamını, yani 68 ile 44'ü toplamamızı istiyor. 2, 10, 11, 112 sorunun cevabı. Evet, bakın yine ablem tasarlama sorusu. Yine dediğim gibi üniversite sınavında iki kez sorulmuş bir soru. Sergen ikizkenar üçgen kartonun dört tanesini masa üzerinde birleştiriyor. Şu şekle getiriyor arkadaşlarım. Burada can alıcı nokta şurası dostlar. A, B, F noktaları doğrusal diyor ya, buna dikkat edin. A, B, F. Şurası düz çizgiyle birleşebiliyormuş. Buna dikkat edeceksiniz dostlarım. Sonra şimdi şu eşit açıları yerleştirelim. Bakın burası x, burası da x, burası bir ikizkenar üçgen, şöyle gösterelim. Yine bu da ikizkenar üçgen, x, x diyelim. Yine şu da ikizkenar üçgen, buraya da x, x yazalım. Bu da ikizkenar üçgen, şunları şöyle eşit gösterdiğimde x, x yazalım.
Şimdi bakın işte şu doğrusallığın faydası burada ortaya çıkacak. Şu açıya 2x dediğimde artık gönül rahatlığıyla buranın da 2x olduğunu söyleyebiliyorum. Ters açılardan dolayı. Ve şu ikiz kenarı gördüğünüzde dostlarım artık buranın da 2x olduğunu söyleyebilirsiniz. 2, 4, 5x eşittir 180, x eşittir 36 olur. Cevap Edirne'den gömülür gobeller. Hadi bakalım dostlar. Geldik 23. sorumuza. Bir Türkiye haritası verilmiş. Bakın bu da bize yine bizim bir taktiğimizin yeni nesil versiyonudur dostlarım. Şimdi göreceksiniz birazdan zaten. Sabit hızla giden bir uçak var. Bursa-Ankara, Bursa-Denizli ve Denizli-Ankara, Denizli-Konya seferlerini 1 saatte tamamlamaktadır. Yani hepsini sabit hızla giderken aynı sürede tamamlıyor. Bu ne demek? Yollar birbirine eşit demek. Neresiydi onlar? Bursa-Ankara, Bursa-Denizli, Denizli-Ankara. Bakın burada bir eşkenar üçgen çıktı hatta görüyorsunuz. Hepsine şöyle 60 derecelerimizi bir yazalım. Ve bir de Denizli-Konya. Şurası da aynı sürede gittiği yermiş. Buna göre Bursa-Konya rotasıyla Konya-Ankara rotası arasındaki x açısı kaç derecedir diye bir soru soruyor. Biz ne öğrendik dostlarım pratik yöntemde? Dedik ki bir noktadan çıkan, bakın Denizli'den çıkan 3 tane doğru birbirine eşitse cevap verilenin yarısı ya da 2 katı ya da kendisidir demiştik. Burada zaten yarısı olduğunu, yani 60'ı vermiş bize, yarısı olduğunu fark ettiniz dostlarım. Olay buradan bitiyor kardeşler. Tabii ki bunu normal yolla da çözebilirsiniz dostlar. Eğer isterseniz hani şuraya bir harf verip A dersiniz. Şu ikiz kenarlıkları kullanıp A ise şurası da A, buraya da 60 eksi A kalır diyelim. Sonra şu ikiz kenarlıkları kullanacağım, şu ikisini. Burası A artı X ise burası da A artı X deyip, yani bir şekilde şuradakilerin de iç açılarını toplarsanız soru zaten geliyormuş herhalde. Toplayalım, 60 eksi A var. Şurada 60 artı A artı X var. Bir de şurada X'imiz var kardeşlerim. İşte toplamları 180 dediğinde bak buradan A'lar gidiyor. 60 60 daha 120 bu tarafa atarsan 60 kalıyor 2X. X eşittir 30'u paketliyorsunuz dedik. Geçiyoruz. Evet yine bir döndürme sorusu. 42 derece döndürülüyormuş dostlar bu üçgen. Sola doğru 42 derece. Bak şimdi 90'ın karşısındaki şu kenar, bu simgeyi koydum. Döndükten sonra da aynı simgeyi koyuyoruz. Ne dedik dostlarım? Döndürme sorularında da ikiz kenar üçgen bulacaksınız mecburen. Ha, bu ikiz kenar her soruda işine yarayacak diye bir kural yok. Bakın bu soruda işime yarayacak. Nasıl buluyoruz bunu da? Dönmeden önceki şekle ve döndükten sonrakine aynı simgeyi koyuyorsunuz. Peki bu adam dönüp buraya geldi. Kaç derece dönüp de buraya geldi? 42 derece. Yani şuranın tamamı 42 derece olmak zorundaymış kardeşim. İkiz kenar üçgen hocam. Tepesi 42 ise 138 kaldı. 69 da bunlar paylaştılar. Şurası da 69 derece oldu. Şu arada bir boşluk var. Ve bize de zaten onu soruyormuş arkadaşlarım. Şurada x dediğim bir boşluk var. X'i soruyor bize. Onu da şuradan bulalım. Bakın bu üçgen bir dik üçgen. Bir açısı 18, 90 buradaysa 108 yaptı. Normalde buranın tamamı 72 derece. 69 buraya yazdıysam 3 derece kalacak sorumuzun cevabına. Küçücük bir açı bulduk arkadaşlar. Evet, 25 numaralı sorumuz. Bir dikdörtgeni köşegeni boyunca kesiyor, iki eş parçaya ayırıyor ve üst üste yapıştırıyormuş şuraya. X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Gelin şimdi bunu birlikte konuşalım. Bakın A, B, C'nin şu açısına X demişim. Buraya ben de yazayım. A, B, C'nin burada görüyorsun X demiş. D, E, C'nin de D, E, C dediğimde şuradaki üçgen ya da buradaki üçgen de diyebilirim. C açısına 40 artı X demiş. Yani şurası D, E, C'nin bu açısı 40 artı X. Yani burası 40 artı x oldu arkadaşlarım. Ve biliyorsun ki dikdörtgende bir iç açımız 90 derecedir. O halde 40 artı x ile x'in toplamı yani 40 artı 2x 90'a eşit. Demek ki 2x 50, x eşittir. Bursa paketledik gitti. Evet bir katlama sorusu daha. İkiz kenar üçgenmiş bu kerata.
katlıyormuşuz. DE boyunca katlamışız. Ne demiştik? Önce katlanmış şekli geriye açacaksın. Hemen açalım. Yani burası B'ymiş eskiden. Kat çizgisi açıortay olacak. Onu bir göstereceksin. İşte gösteriyorum. Bak burası 90 ise bu tarafta 90. 45, 45'i hemen yazalım. 44 ise 136 olacak. 68, 68'imizi yazalım hemen. Sonra 45, 68 daha toplayalım. 68, 45 daha. 13 elde var. 1, 10, 11. 113 yaptı ikisinin toplamı. 67 kaldı buraya. Madem ki bu bir ikiz kenar üçgendi, o halde burası da 67. 90, 67 daha 157 yapar. Buraya da 27 kalır. Yok, 100 kaç yapıyor? 90, 67 daha 157 yapar. 27 kalıyor. Evet, x dediğimiz açıya değil mi? 150, yok 157, 23 kalıyor lan. Beni de şaşırttık. Evet, 27 numaralı soru. Eş iki tane dik üçgen biçimindeki gönye. Şurası 20 derece olacak şekilde yapıştırılıyormuş dostlarım. Şimdi hemen eşmiş bunlar. Bir konuşalım bakalım neler yapabileceğiz. Bir kere dik üçgen şeklinde bunlar. Burası 90 derece. 20 ise şurası 70 derece diyelim. Sonra bakın bunlar eş oldukları için buradaki dik üçgenin hipotenüsüne bu simgeyi, bu dik üçgenin de hipotenüsüne aynı simgeyi koyduğumda karşıma ne çıktı dostlarım? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Şimdi onu gösterelim size. Bakın buradaki şu kenar AE kenarı buradaki bu kenara eşit geldi dostlar. AC'ye eşit çıktı. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen geldi. Yani burası 70 derece ise artık biliyorum ki Edirne açısının tamamı da 70. O halde buraya 50. Buraya da görüyorsunuz 40 kaldı. Şimdi ikiz kenar eş gönyelerin dik üçgen olduğunu, bir açısının 50, bir açısının da 40 olduğunu biliyorum. 40 hangi açı? Şu tık tık simgesini koymuş ya buraya. Onun karşısı 40. Bak burada da gösterelim. Tık tıkın karşısı 40. Aynı şekilde bu tık tıkın da karşısı 40. Şurası biliyorum ki gönyenin bu açısı 50. Bakın ne çıktı burası da? Dik üçgen çıktı. Ve yine hipotenüsüne bu simge, hipotenüsüne bu simgeyi koyduğumda burada da ikiz kenar bir üçgen karşıma çıkıyor. İşte şöyle bakın. Bir ikiz kenar üçgen, hatta ikiz kenar dik üçgen çıktı arkadaşlarım. Tepe açısı 90 derece. O halde 45, 45 kalacak buralara. X'e de 5 derece kalacak diyebiliriz 40'tan gayrı. Evet, 28 numaradayız. İkiz kenar üçgen şeklindeki eş kağıt şu şekilde birbirine yapıştırılıyormuş arkadaşlarım. Yani şurası şuraya eşit. Yine bu da şu BD'ye eşit uzunluktaymış. Tepe açısı X imiş. Şuraya da X yazalım. Bakın bununla bunun eşitliğini kullanırsanız şurada hemen X ise buraya da X diyebilirsiniz. Sonra şu üçgende iki iç açının toplamı X ile X'in toplamı dış açıya eşit deyip buraya 2X, buraya da 2X yazdığınızda işte şu üçgende toplam 5X var. 180'e eşit. 5'e bölersen 180'i, 36'yı buldun. Edirne'den geldi cevabımız diyebilirsin dostlarım. Evet, 29 numaradayız. Bir döndürme sorusu galiba. Evet, döndürme sorusu. Hemen bir döndürelim. Kalemi bir tık daha ince yapalım. Dik üçgeni A noktası etrafında saat yönünde dönecek. Şu yönde dönecek. 10 derece döndürülüyormuş dostlarım. Şimdi bu dönmüş halini çizmediği için bu önceki döndürme sorularına nazaran bir tık daha zor gelebilir size. Biz çünkü çizeceğiz dönmüş halini. Şimdi AC'yi şöyle üçgeni döndürüyorum. Tek tek kenarları döndürüyorum arkadaşlarım. AC 10 derece döndü buraya geldi C üssü. AB 10 derece döndü buraya geldi B üssü. Şurayı da şöyle birleştirirsem işte AB üssü C üssü dik üçgenim burada çıktı karşıma dostlarım. Kaç derece döndü? 10 derece dönerek de buradan buraya geliyormuş dostlar bu adam. Diyor ki bu durumda İki üçgenin kesim noktaları soldan sağa doğru K, L ve N olacak diyor arkadaşlarım. Bunu da yazdık. B
BCC üssü görelim. B burada, C burada, C üssü. Şurada bir açı oluşuyormuş. Bu açı 15 dereceymiş. AKC üssü. AKC üssü. Şu açı da bize soruluyor. Hadi bulalım şimdi. Kırmızıyı tekrar alalım. Şimdi can öğrencim, bu AC dönüp AC üssü oldu. O zaman ikizkenar üçgende değil mi bu? Hemen bunu kullanalım. 10 derece tepe açısı, 175 kalıyor bunlara. 85-85 paylaşacaklar. O halde burası 70. 85 olması için. Burası da 85. Şimdi 70, şurada 90 var. Burası 20 oldu. 20 döndüğünde B üssüne geldi. Bu da 20 oldu. Bak 20 ile şu 10 derecenin toplamı, iki iç açı bir dış açıya eşit kuralından x'e eşit. 30'u paketledik dostlarım. Evet, burada da ÖSYM sorularına geçiyormuşuz. Ama ben ÖSYM sorularını çözmeyeceğim arkadaşlarım, haberiniz olsun. Telif hakkı nedeniyle çözmeyeceğim bu arada. Bilginize. Pekala, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki konumuzda görüşeceğiz inşallah. Hadi bakalım, bay bay.